bakıyorsun sen şimdi? Gözlerin durur mu? Onlar da gidiyor. İşte bu sözlerin sahibi. Ne zaman bir vazgeçmek gelse kalbime, aklıma hemen Cemal Süreyya gelir. 6 yaşındayken ailesiyle birlikte bir kamyonetin arkasında Erzurum'dan Bilecik'e sürgün edilir. Henüz 23 yaşındaki bir genç kız olan annesini sürgünün sonunda toprağa verir. Henüz 7 yaşındadır. Kalbinde ömür boyu taşıyacağı bir boşluğu edebiyatla doldurmak ister. O yüzden Cemal Süreyya şiirleri kalbe gider. Kan görüyorum, taş görüyorum bütün heykeller arasında. Karabasan ılık acemi, uykusuzluğun sütlü inciri kovanlara sızmıyor. Annem çok küçükken öldü. Beni öp, sonra doğur beni. ...1943'te Dostoyevski'yi okudu ve kendi deyimiyle artık huzuru kalmadı. O günden sonra hayatının amacını sorguladı. Önce doğru soruyu buldu. Ne istiyorsun? Cevabı gecikmedi. Cemal Süreyya şefkat arıyordu. Yalnızdı Cemal Süreyya. Aydınlık sahibiydi ama karanlıklarda. Aynı mekana gider, aynı masaya oturur, aynı şeyleri yerdi, içerdi. Mekan sahibi diyor ki yalnız gelirdi Cemal Süreyya ama hiç yalnız kalmazdı. Kıymetli şairi tarif etmek gerekirse çok zorlanıyoruz tabii böyle derin bir büyüğümüzü anlatırken. Kıymetli usta, ustamın ustası Cemal Süreyya yaptığım araştırmalarda dostlarının sözleriyle şöyle bir insan. Çocukluğunu yitirmemiş bir adam. Alıngan, hassas, utangaç Cemal Süreyya. Öyle ki 1953'e kadar şiirlerini saklamış, kimseye göstermemiş. Kitap yazmak için, dergi çıkarmak için hep destek aramış, birikimini kullanmış, borçlanmış. Bazen bulmakta zorlandığı yayıncılardan biri bulmasına rağmen, kitabı basarım demesine rağmen Cemal Süreyya istememiş. En yakın arkadaşı yahu niye istemedin diye sorduğunda cevabı tam Cemal Süreyya'nın karakterine yakışır bir cevap. Ellerini masaya koyarak konuştu. Hayatı boyunca dergi açıp kapatan Cemal Süreyya kendisiyle ilgili şöyle bir tespitte bulunmuştur. Bir dergi gibidir benim yaşamım. O yüzden ölmem, batarım. Hayatı boyunca dürüstlüğüyle namsalmış kıymetli bir edebiyat büyüğümüzü anlatmaya çalıştık size bugün. Darphane hikayesini, soyadındaki Y harfinin atılma hikayesini mutlaka kendi araştırmalarınızda bulacak Cemal Süreyya ile biraz daha samimi olacaksınızdır. Göçüp gitmeden bu fani dünyadan şimdi yazdığı son satırlara kulak vererek selam duralım ustamıza. Ölüm.
Ölüyorum Tanrım. Bu da oldu işte. Her ölüm erken ölümdür. Biliyorum Tanrım. Ama ayrıca aldığın şu hayat fena değildir.